Selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün tavşan yavrumuz ne durumda diye bakacağız. Dün bir video çekmiştik. Belirli sebeplerden dolayı onları kaldırmam icap etti. O sebeple dünkü videolarımızı kaldırdık. Bugün yeni bir video çekelim istedik. Bu bizim tavşanımız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kendi üretimini yaptığımız, en başta iki tane beyaz yerde tavşanımız vardı. Sonra siyah beyaz bir yerde tavşan geldi. Siyah beyazla beyazın eşlemesi sonucunda böyle kahverengi beyaz bir yerde tavşan doğumu meydana geldi. Bu arada buradaki güvercinimiz yeni geldi. Bangoyla muhtemelen şebap gibi, hünkâr gibi bir şey kırılmış. Genç kardeşlerimizden bir tanesi abi burada dursun dedi. Ben de atın dedim, dursun. Bu yeni geldi. Irkının ne olduğunu tam bilmiyoruz ama melezlenmiş muhtemelen. Neyse, tavşanımız bir defa doğum yapmıştı biliyorsunuz. Onu da dışarıya yavrulamıştı. Yavruları alalım edelim falan derken geç kaldık, kaybettik. O sebeple ben de bu yuvayı aldım. Yani bıldırcınların bulunduğu noktayı aldım. Burada yeterince toprak tarzında malzeme var. Onunla da örtebiliyor. Bu arada yer gök bıldırcın yumurtası olmuş. Bunları da bahaneyle toplarım şimdi gelmişken. Şimdi yavrulara bir bakalım. Maşallah çok farklı renklerde tavşan yavrularımız olacak arkadaşlar. Yani daha önceki çıkan tavşanlar farklıydı. Hava soğuk değil. O sebeple rahatız. Sayısına bir bakalım tekrardan. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8. Yok, 8 tane yavrumuz var. Yani şunlar gri gibi olmuş. Sarı gibi bir şey olacak. Sarılı beyazlı. Siyah beyaz olacak. Yani vallahi ben bunların büyümesini merakla bekliyorum. Rengarenk olacak arkadaşlar. Satmayacağım. Hele şurada bir tanesi var. Şu an ellemiyorum ama alnında bir beyazlık var. Birkaç güne kadar tüylenmeye başlar. Hareket etmeye başlar. Buradan da zaten şöyle göstereyim. Yavruların dışa çıkması mümkün değil. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Burada bakımı daha da kolay oluyor. Üremesi daha kolay oluyor. Bunların babasının hangisi olduğunu bilmiyorum. Çünkü bir valikanımız var. Dev valikan var. Bir de lob tavşanımız var dışarıda erkek olarak gezen. Umarım lob tavşanıyla eşleşmiştir. Onun yavrularıdır. Kulakları düşük, böyle tüysüz, sevimli bir şey olur diye düşünüyorum. Dev valikan değil diye düşündüm. Çünkü neden? Alınları valikanlarda çok böyle top gibi çıkıyor. Bunlarda o yok. Güzel olacaklar. 8 tane de güzel bir yavru. Yani bu bizim kendi büyüttüğümüz yavrulardan, şu bıldırcın yumurtasını alayım. Baya baya büyümüş hali. İkinci yavruyu yapıyor artık. O yüzden 8 tane yaptı. Belki bir dahakine daha fazla yapacak. Güzel hayvan. Tavşanları seviyoruz arkadaşlar. Tavşanlardan bir ticari beklenti içerisinde değilim. Lob tavşanlarımız da var. Hatta onlardan da biraz görüntü alacağım birazdan. Dün yeni gelen bir yeni aldığımız lob tavşanımız vardı. Onu eşe attık. Dün eşledi mi eşlemedi mi inanın ki bir bilgiye sahip değilim. Çünkü bir daha gidip bakamadım. İşlerim çok yoğundu. Gece 3.30-4'e kadar mücadele verdim. Toparladık. Bugün de mahallede pandemi ile alakalı aşılama geldi. Aşılamayla uğraştık. Derken bu saatte bulduk. Yem gelmiş. Onu etlik yem gelmedi tabi de. Yumurta yemi istedik. Etlik yem istedik. Gelmedi. Buğday geldi. Onu birazdan varile koyacağım. Dün zaten yem almıştım hayvanlara idare edecek kadar. Bir çuval yem. Zaten bütün bölmelere dağıtınca bitti. Yem çok pahalanmış. 250 TL'ye yem aldık. En son 240'da 250 olmuş. Bilmiyorum. Apo, şunun rengine baksana ya. Bak, yan tarafta bacağında bir beyazlık var. Aman yarabbi. Çok güzel olacaklar ya. Yani bunlar doğdu. Ayrı bir güzellik. Bir de bunların büyüme evreleri var. Ama üstünü çok kapatmıyor.
Muhtemelen sıcak hava o sebeple. Çünkü hayvanların içgüdüsünü anlayamıyoruz. Bence süper olacak arkadaşlar. Bekleyelim ve görelim. Şu yan tarafları beyaz olan beni çok şaşırttı. Kızılderililerin atları olur mesela. Siyah beyaz böyle desenli desenli. Bir tık ona da benzettim. Hayırlısı bakalım. Büyüdüğünü beraber sizlere video halinde göstereceğim. Annemiz burada zaten. O da böyle rengarenk bir şey. Burada güvercinler falan var. Bıldırcınlar var. Sultanlar var. Şöyle usulce buradan bir dışa doğru çıkalım. Ay kızın da kızan zamanı bence yakındır. Ördeklerimiz ne yapıyorlar? Onlara da bir gelmişken bakalım. Ördekler bizim yumurta yapmaya başlamış arkadaşlar. Şimdi dikkatimi çekti. Yumurtayı kesmişlerdi. Tabi yeni doğan ve büyüyen yavrular da artık yavaş yavaş yumurta yapmaya başlayacaklardı ki başlamışlar. İki tane yumurta var yerde. Bunların da yemi bitmişti. Bunlara da bir yem yapacağız. Ne oldu? Ay kız bakayım sende bir belirti var mı? Dur. Bir bakalım. Hala bir şey gözükmüyor. Tamam. Ay kızımız yakında kızana gelebilir. Çünkü hareketleri normal değil. Aşırı oyuncu kişiliği olan bir köpek zaten. Daha da dellendi bizim oğlan. Yakında kızana gelirse artık 8-9 aylık oldu. Belki bir kızan daha atlatabilirim. Ya da direktmen eşe atabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum. Bakacağız. Hava bugün gene çok sıcak. Hayvanlar bunalmış vaziyette. Göz ucunla artık bırakmalarımızı detaylı incelemeye başladık. İçinde iyi kasalı, güzel formda hayvanlar var. Allah'ın izniyle sağ salim bir sıkıntı girmeden, yani sıcaklar bir bitse hepimiz rahat edeceğiz arkadaşlar. Sıcak olduğundan dolayı gördüğünüz gibi hayvanlar zaman zaman hapşurma şeklinde sesler çıkartabiliyor. Ama antibiyotik tedavisi yeterince yaptık. Daha da fazla yüklenmemizin bir anlamı yok. Güvercinimizin keyfi güzel. Baba bu olur inşallah tavşanlarda. Onu gözlemleyeceğiz zamanla ne olacak diye. Gördüğünüz gibi hayvanların hepsi serre serpe sağda solda yatıyor. Şebap'ımız bir tane yavru çıkarmıştı. Öteki yavrusu ne oldu diye bakacağım. Evet, bu yumurtayı artık buradan alayım arkadaşlar. Bu yumurtadan çıkmadı. Ama dolu değilmiş, boşmuş. Sallanıyor şu an fark ettim. Şebap'ımızın güzel bir yavrusu var. Şöyle göstereyim. O da büyüyor. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. Bunlardan bol üretim yapacağım inşallah. Bunun yumurtaları da yan taraftaki taklacının altında. Vaziyet bu. Güzel oldu. Buraya horozları ayırdım arkadaşlar. Toplamda yetişkin olan 2 ve düşük, onların bir alt yaşında olan da 3 tane, toplam 5 tane horozumuz var. Bunları artık işlerinde değerlendirip damızlık seçeceğiz. Bir tane de Erkan Erdem'den almış olduğumuz horoz var. Bunlar 2,5 ay kadar tavuklardan ayrı duracaklar. Kümesimizi temizledik. Yemlerimizi koyduk. Damızlık olmaları için hayvanların artık dinlenip kasasını, formunu, vücudunu tamamlaması lazım. İyi hayvanlar var. Yani şu 3 tane horozumuzun 3'ü de güzel. 2 tane de farklı kan horozumuz var. Bunlar da güzel. Bunların içinden damızlıklar seçip artık 2 ay sonra havalar serinlediği zaman üretime başlayacağız. Yukarıda da yeni gelen damızlıklarımız var. Hayırlısıyla arkadaşlar. Onlarla da iyi bir çaprazlama yapıp yeni bir takım alacağız. Yavruların maşallah var. Kanat ara teleklerinin çıkmasını bekliyorum. Onları tamamladıkları zaman gerçek form ve duruşları meydana gelecek. Hayırlısıyla diyelim. Güvercinlerimiz de zaten bildiğiniz gibi buradalar. Her şey onlarda da yolunda. Bir problem yok. Şu videoya tavşanla başladık. Tavşanla bitirmek adına üst tarafa çıkayım arkadaşlar. Yeni gelen lop tavşanımızın da videoda yerini aldıralım. Şimdi yukarıya çıkıyorum ben. Oradan devam edeceğim videoya. Evet.
Yukarıya geldim. Erkan abiden gelen tavuğumuzun bir tanesi. Kuyruk desenleri şimdiden oturmaya başlamış. Geniş kafalı. Formu da güzel olan bir yavrumuz. Bunlar da gidecek sultanlar. Burada da hem horozumuz hem iki tane anacımız var biliyorsunuz. Oh, nefes nefese kaldım. Benim burası 4. kat. Yoruldum. Şimdi lop tavşanlarını da buraya saldık. Bunlar da bir durum. Bakalım buradaki ne yapıyor? Muhtemelen içeride yatıyordu. O ne etmiş? Ha, o da dışarıya çıkmış. Aynen, bir orada, öteki burada. Bunlar anlaşmışlar. Bir kavga gürültü yok. Bu yeni gelen lop dişi tavşanımız. Hoyt. Onçik. Tabii erkeğin bir tanesini alacağım arkadaşlar, üzülmesin diye. Bu dişi tavşanımız bir tanesini anlaşmıştır muhtemelen. Eşleme de olmuştur diye düşünüyorum. Bir tanesini kapatmıştım ama yuvadan çıkmış. Onu tekrardan yuvaya alacağım. Burada da zaten bizim, şöyle çekeyim, erkek olan lop tavşanımız var. Bununla bu artık umarım, çünkü bu ikisi yakın duruyor. Umarım bunlar eş olmuştu. Dediğim gibi yavru birazcık zayıf. Ona böyle biraz daha bakın uygulayacağız. Yani bizimkileri ellediğimde top gibi. Bu biraz böyle zayıf kalmış. Önemli değil. Bir bakımla umarım kendine getiririz. Daha sağlıklı olur. Hatta bunu ayrı bölmeye almayı düşünüyorum şu anda. Yani eşlediyse bile bu erkekler bunu tekrardan rahatsız etmesin. Hatta hemen şu yuvaya alıp bunu ayrı şekilde özel ilgi alakayla bakalım. Yabancı yerden geldiği için üzerinde herhangi bir parazit var mı diye baktığımda dün bir şey gözlemlemedim. Kulakları falan da bayağı bir temiz. Yani bir mantar hastalığı ya da herhangi bir sıkıntısı yok. Ama bu çocukların oynadığı bir tavşan. Öyle diğerleri gibi kaçmıyor. Daha tabii erkek tavşanların bunu üzmemesi için biz bunu ayrı bir yuvaya alıp özel bir bakım uygulayalım arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.